koydan ne gelir? Arifler, gerçek erenler bunu hep böyle bilir. Dertli divani canlı, cansız tüm kainat bir. Varlık aleminde varız, neden bilinmez olur? Dertli divani canlı, cansız tüm kainat bir. Varlık aleminde varız, neden bilinmez olur? Muharrem Muhabbetleri programından iyi akşamlar sevgili Yol TV izleyicileri. Bugün de yine bir programla karşınızdayız. Kerbela'da yitirdiğimiz Hazreti Hüseyin, Zeynep Ana ve yoldaşları için tutulan oruçların bugün 9. günündeyiz. Oruç tutan, lokma pay eden cümle canlarımızın oruçları kabul olsun, hizmetleri Hak Divanı'na yazılsın diyoruz. Programımızı sevgili Ayfer Düzdaş'ın seslendirdiği bir hak kelamıyla açtık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O kadar güzel sözleri var ki sevgili Dertli Divani'ye de buradan selam olsun. Aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Madem her şey insan için, her şey insandan yana, hani hak, hukuk, adalet nerede bulunmaz oldu diyor. İşte Kerbela'dan günümüze, onun öncesinden bugüne kadar baktığımızda, kadimden günümüze kadar hakkı, adaleti, barışı arayan bir inanca mensubuz. Evet, bugün belki hak, adalet, hukuk yok ama gelmesi için elimizden gelen mücadeleyi de Kerbela'dan bugüne kadar vermeye devam eden bir inancın mensubuyuz, canlarıyız diyelim. Programımızı böyle açalım. Bir diğer konuğum çok değerli sevgili Selda Güneş Ana. Avuçen Ocağı, bir tarafı Avuçen Ocağı'ndan, bir tarafı Derviş Cemal Ocağı'ndan. Anamız aynı zamanda Demokratik Alevi Dernekleri eş genel başkanı sevgili Selda Güneş. Hoş geldiniz. Hoş gördüm değerli Can. Ve bağlamada yine bize, muhabbetimize eşlik edecek olan sevgili Eren Canımız. Hoş geldin. Teşekkürler. Değerli dostlar, bugün yine programımızda Yas-ı Kerbela'yı konuşacağız ve beraberinde Kerbela'daki Zeynep Ana'nın duruşunu konuşacağız. Kerbela'dan bugüne kadar Alevi kadınların mücadelesini, örgütlü mücadelesini ve Şii Alevilerdeki Zeynep Ana duruşuyla Ehli Haklarda, Kızılbaşlarda, Bektaşilerde ve Alevilerdeki kadının yerini ve duruşunu konuşacağız bugün programımızda. Ben çok sözü uzatmadan sevgili konuklarıma dönmek istiyorum. Selda Ana ile başlayalım. Öncelikle 1339 yıl önce Kerbela'da bir katliam yaşandı ve bu katliam zalimin zulmüne karşı bir direnişti o dönem. Evet, çok büyük kayıplar, kıyımlar oldu ama bugüne bir direniş mirası bıraktı. Kerbela'nın insanlığa vermiş olduğu en büyük en büyük demeyelim, belki çok iddialı olur ama, mesajları nelerdi? Biraz burayla ilgili muhabbetimize başlayabilir miyiz sevgili Anam? Eyvallah. Cümle cana aşk niyaz ediyorum. Oruçlar hakkımın dergahına yazılsın, hizmet sayılsın. Bir açlıkla, nefs açlığıyla, nefsimizi aslında bedenimizi aç bırakarak nefsimizi doyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler tok gözlü olanlarız. Çünkü işte az önce de ifade ettik, Kerbela'dan aldığımız yegane miras bu aslında bizim. Açlık dediğimiz şeyin mide ile sınırlı olmayacağı, yoksunluk dediğimiz şeyin mide ile sınırlı olmayacağı aslında en büyük tokluğun mazlumdan yana olmak ve her şeye rağmen haklıdan yana olmak anlamına geldiği bu orucu tutuyoruz hep birlikte. Hak cümlesini kabul etsin. Yapılan tüm hizmetleri de kabul etsin. Kerbela'yı aslında Muhammed Mustafa'dan devralınan, Muhammed Mustafa'nın da İsarullah'tan devraldığı, onun da Musa'dan devraldığı ama her birinin devraldığı İbrahim geleneğinin en önemli özelliği şuydu Can. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Nemrud'un karşısında, Nemrud'un putlarını insandan tanrı olmaz ve taştan tanrı olmaz. Yani insanların hak vardır. Ve dolayısıyla az önce değerli Dertli Divani Canımız da onu söylüyor. Varız biz, varlık aleminin varıyız biz. Dolayısıyla da bizden uzaklaştırılmış, dünyadan, toplumdan ötede bir hal değildir hak, bir hal değildir Rab deyip, işte sen de kendini tüm varlık aleminin, kölelerinle, işte işçilerinle ve bu emek karşılığında onlara verdiğin 3 kuruşla, eğer
onların efendisi, tanrısı zannediyorsan yanılıyorsun diyen İbrahim geleneğinin bir parçasıydı aslında. İşte hani Muhammed Mustafa'yı buradan anlamak ve işte Muhammed Mustafa'nın hanesini buradan tanımlamak çok önemli. O zaman hani kendi yolumuza uygun yerden anlayabiliriz durumu. İşte bu Nemrut'a karşı insana sen tanrı değilsin, insan ve hak, insan üretimi bir şey değildir diyen bu geleneğin, İbrahim geleneğinin bir parçası olan Muhammed Mustafa'nın hanesinde ki her bir kişi, İşte bu bilgiyle karşı karşıyaydı. İmam Ali çocuklarını Zeynebi ile birlikte tüm çocuklarını işte savaş ganimetleri tırnak içerisinde işte pay edilmesi, hanesinin hiçbir zaman içine sokmamıştır örneğin. İşte sırtında un çuvalları taşıyarak yoksul olan hanelere o çocuklarıyla birlikte işte Kah İmam Hasan'la, Kah İmam Hüseyin'le birlikte un çuvalları bırakıp o insanların tok olmasını sağlayan, gene elinden çok iş geliyor iken sadece ama sadece rızkı veren haktır. Dolayısıyla bunu hakça paylaşmak ise insanın halidir diye evindeki her bir lokmasını misafirine dahi pay edebilecek bir zihnin, bir öğretinin parçasıydı. Çocuklarını da böyle yetiştirmişti. İşte Sıffın Savaşı ile gelişen bu hilafet savaşlarında İmam Ali'yi kaybettik bir suikast sonrasında. Yani mesele imamet meselesi değil aslında. Yani hani bir iktidar meselesi değil. Mesele mazlumdan yana, yoksuldan yana olma meselesi ya da onun karşısında durma meselesi. O dönemin Nemrut'un adı da bir dönem Firavun'du, işte bir dönem Pavlos'tu vesaire, ama o dönemde de onun adı Muaviye'ydi. Bir sonraki adı da Yezid'ti. Yani Nemrutlar, işte gerçek iyilik kendisini her donda, her zamanda bir hal buluyor ama kötülük de kendisine her zamanda, her halde bir don buluyor. İşte o dönemin adı da Muaviye'ydi, bir sonrakinin adı da Yezid'ti. İşte İmam Hüseyin devraldığı bu kültürle Kerbela'da aslında bir şeyin devamını getirdi. Muhammed Mustafa'nın evinden ilk çıkarken, yani Muhammed Mustafa şöyle bir peygamberlik sürecine girmedi. Yezid İslamlığın iddia ettiği gibi işte ben Rabb'ın temsilcisiyim, hadi gelin bana secde edin demedi. Hanesinden çıktığı ilk hali mesela köleliğin ortadan kaldırılmasının savunulmasıdır. Yani köleliğe hayır diye ortaya çıkmıştır ve ilk yaptığı şey de kendi kölesini Habeşli Bilal'i azat etmek değil, ona hak ettiği özgürlüğünü, çünkü hak yasası gereği diliniz, renginiz, cinsiyetiniz her ne olursa olsun eşitsiniz. Yaratılmışlıktan gelen haktır bu. Her can eşittir. Yani hele insanlar arasında, işte bu Araplar arasındaki bir eşitlikten de bahsetmiyoruz biz. Yani Araplar eşittir değil, tüm insanlar eşittir. Dolayısıyla da işte rengi ne olursa olsun, dili ne olursa olsun bu eşitlik ilkesiyle birlikte hareket edilmelidir. Çok özür dilerim. Muhammed Mustafa da işte tam bu sebeple elinden çıkmıştı. İşte Muhammed Mustafa'nın yetiştirdiği Ali'nin yetiştirdiği Zeynep, işte Kerbela'da ve Hüseyin Kerbela'da birlikte direniş gösterdiler. O dönemlerde, ki halen de çok farklı değil aslında, bir kadının eşinin rızalığı olmadan işte hani bir cenk meydanına gitmesi, iki tane çocuğunu da yanına alarak gitmesi, vallahi hani çok ciddi cesaret isteyen bir şey ve Arap toplumunda da aslında Kürtlerde de öyledir, Türkmenlerde de öyledir, ama özellikle Arap toplumlarında kadının eşinin rızalığı olmadan kapı dışarı bile çıkmasının hani yasak olduğu bir toplumda. 1339 yıl önceden bahsediyoruz. Eyvallah. Çok çok eski bir dönem. Çok doğru. Kız çocuklarının herhangi yaşadıkları bir açlık sonrasında direkt olarak kız çocuklarından vazgeçen bir toplumda bir kadının iki çocuğuyla birlikte kardeşinin arkasından gitmesi. Ben bu ifadeyi çok sevmiyorum aslında. Hak bildiği yolda kardeşiyle yan yana yürümesi hali, çünkü böyle tanımlamak lazım. Çünkü kıymetlisilerin, İmam Ali'nin kıymetlerinden bir tanesi de Zeynep de, tıpkı Hasan gibi, yani hani tıpkı Hüseyin gibi evlatları arasında eşit mesafede durabilecek bu eşitlik ilkesini Ayetullah olması sebebiyle de zihnine de çıkarmış bir kişi olarak da Ali Yer Mürteza Zeynep'i de tam işte bu düsturla yetiştirmişti aslında.
Dolayısıyla da kardeşinin yanında Kerbela'da işte o dönemin az önce ifade ettiğimiz Nemrudi anlayışı, rızk vereni kendisi olarak tanımlayan, şatafat içinde yaşar, yani tüm bir halk yoksulken, açlıktan kırılırken işte kendisi şatafatlı bir hayatı seçen, kervanları işte talan ederek vesaire zenginliğine zenginlik atan bir ahlaksızdı aslında yani. Ve dolayısıyla o ahlaksızlık kendisine hilafet makamını almıştı. Ama şimdi özüyle tamamen taban tabana zıt bir hali, hak kelamını onlara vermeme haliydi. Kerbela, batılla hak olanın mücadelesidir. Ve Zeynep Hanım'ın da bulunduğu taraf tıpkı Hüseyin gibi hak olan taraftı. Çok büyük bir acı yaşadılar. Yani hani oradan insanlığa dair verilen çok işte farklı mesajlar vardı. Yani işte çok direniş doğru. Veya oradaki haksızlığa karşı duruş ya da işte o dönem yaşanan bütün bu vaatlere karşı boyun eğmemek, biat etmemek gibi. Biraz buraları böyle açabilir misiniz? Yani Hazreti Hüseyin bütün o vaatlere karşı içindeki o inanç neydi de biat etmedi? Ya da Zeynep Ana, oradaki 72 yoldaşı. Acıların her bir tanesi aslında ana Fatma'dan katmerlenerek geliyordu. İşte hilafet savaşları uğruna, yani hani işte iktidar bizde olsun, Osman ve çeperindeki Ömer ile birlikte ana Fatma'nın evine gidilir. Ve kendisi, onlar ana Fatma'dan Ali istenir. Ali evde yoktur der ama dinlemezler. Evi ateşe verirler. Ana Fatma o gün aldığı darbeyle işte Muhsin'i kaybeder. Ama bir, daha da önemli bir şey var. Çok sürmez. 6 ay sonra da Hakk'a yürür aslında. İşte Ana Fatma'yı katleden o zihniyet, o düşünce sistemi. Yani her şeyi yaparız biz. İktidarı elimizde tutalım da işte bize getirilen dinin temsilcisi olan Muhammed Mustafa'nın kendisi ve onun hanesine her türlü şeyi zararı verebiliriz. Niye? Yani hani bir yandan kendine Müslümanım diyeceksin. İslam'ın içerisinde kendini tanımlayacaksın. Öbür taraftan da Muhammed Mustafa'nın hanesine, ehli beytine, ailesine ve yetiştirdiği insanlara savaş açacaksın. Nalet olsun, siz Müslüman değilsiniz. Siz nesiniz? Ya da siz inanan bir özne de değilsiniz. Siz nesiniz? Siz Nemrud'un bir parçasısınız işte. Kendisini kral zanneden, efendi zanneden, işte parayla her şeyi, gücü satın alabilirse geri kalan her şeyi mübah gören değerli Dilek Can, değerli canlar. Hakkı bilen birisi bir cana zulmetmez, bunun karşılığı olduğunu bilir. Yani hani dolayısıyla da işte hani Kerbela'da yaşanılan nedir? İşte Muaviye neydi? İşte bu zihnin parçası da Yezid de onun çocuğuydu yani. Hani, ve ondan sonra gelen her bir Yezid ismi her ne olursa olsun. Yani hani artık o bir zihniyet kişiden öteye geçti. Günümüzde de doğunu değiştirir. Aynen öyle. Yani işte bizim bu Enevi İslamlığını karşıyız biz ya da Yezid olarak neyi ifade ettiğimizin net anlaşılması lazım. Yezid bir şey değil. Bir sadece isim, işte bir Emevi şeyinin adı, işte Emevi denilen bir kabilenin reisinin adı vesaire değil. Bu bir gelenek. Bu az önce nefeste de geçiyordu. Ezen ile ezilenin mücadelesinde taraf olma hali. Yani hani ezendir. Yani Yezid olmak, ezen, sömüren, razısız bir şekilde gasp edebilen, tecavüzü meşru gören zihnin adıdır. Bunun adı Muhammed Mustafa geleneği ya da bunun adı hak yasasıyla tanımlanamaz herhalde. Biz böyle tanımlamıyoruz. İşte Zeynep Ana'da tüm o çadırlarda yaşanılan vahşete rağmen iki çocuğunu da orada Hakk'a verdi. Armağan etti, kendi sözüdür bu. Biz Hakk'a kendi armağanlarımızı sunduk diye tanımlar. Gözünden bir damla yaş gören olmamıştır. Yani hani daha sonra oradaki tüm kadınlarla ve işte kalan çocuklarla birlikte önce küfenin sokaklarında dolaştırılırlar. Gene Zeynep Ana'yı beraberindekilerinin de gözünde tek damla yaş gören olmamıştır. Yani inançlı ve cesaretli, inandığı için de aslında yani bunun bir ne kadar acı yaşasa da bu acıyı düşmanına karşı göstermek istemeyen de bir şeyi var değil mi? Yani dik duruşu. O dik duruştan belki de taviz vermek istemediği için öyle bir duruş sergiledi, yaklaşım sergiledi diyebiliriz. Tabii ki öyledir ama bir diğer hali de şudur. Zülcelal'in hükmü kesindir. Hak yasası üzerinde hiçbir şey yoktur. Bu
Ebu Sıddık olarak tanımladığımız Ali Yer Mürteza'nın işte kızına en yakışır halde aslında. Hak'tan gayrısına boyun bükmeme ve yaşanılan her şeyi de Hak'tan bilme, Hak hükmüne de itiraz etmeme haliydi aslında. İşte bir Ali Yer Mürteza çok kıymetlidir bizim için ya işte. Çünkü o sıdk ile teslimiyetin, sıdk ile itikadın halidir. Zeynep Ana da ondan farklı bir duruş sergilememiştir aslında. O yüzden de gözünde tek bir damla yaş yok iken gittiği Şam Sarayı'nda da, esir olarak gittiği sokaklarında işte dolaştırıldığı Şam'ın sarayında İbn Zeyd'in karşısına da işte çıkarıldığı daha sonra Yezid'in karşısında da onlara şu an şu masada söylediklerimizin katmerli ifadelerini söylemiş. Şöyle bir şeyi var Zeynep Ana'nın Yezid'in sarayında şey bekliyorlar işte hani bu kadar acı yaşamış. İşte babası öldürülmüş, annesi öldürülmüş, kardeşi öldürülmüş, yetmemiş iki tane çocuğu öldürülmüş. Yani neredeyse her şeyini kaybetmiş, böyle hani harap, bitap düşmüş bir şey bekliyorlar aslında. Bir kadın bekliyorlar karşısında. Ama o kadın çıkıyor onlara şunu söylüyor. Şimdi sen diyor işte tüm bu yaptıklarınla bizi rezil ettiğini, hak karşısında ve halk karşısında bizi böyle zor duruma düşürdüğünü sanıyorsan yanılıyorsun diyor der Yezid. Sana verilmiş bu süre senin kendi zulmünü büyütmen için sana verilmiştir. Andolsun ki bunun hesabı da sorulacaktır. Yani işte Zeynep Ana'yı böyle tanımlamak, buradan anlamak çok doğru olacaktır. Yoksa Hüsniye'lerde yan yana gelmek, kadının yüzünü kapatarak kadını yokmuş gibi ya da işte örtülere büründürerek kadını görmez hale getirmek, sesini toplumdan çekmek vesaire. Yok, bu Zeynep'i duruş bu değil yani. Hani matem tutmak da böyle bir şey değil. Eğer öyle olsaydı matemimizi tutuyoruz başka bir şey, hanemizde. Gönlümüzde ama Zeynep Ana'nın duruşunu Kerbela'yı doğru yerinden anlatmak lazım. Mesele ne imamet savaşıdır, ne kadının köleleştirilmesidir. Bilakis eğer şu gün şu masada Kerbela olayından biz bahsedebiliyorsak, işte senin, evet onun anlattıkları ve onun duruşu sayesindedir. Kerbela'nın dilidir Zeynep Ana. Eyvallah. Eğer o gün orada konuşmasaydı belki de biz şu anda bugün bunları... Diz çökmüş olsaydı ya da... Ya da diz çökmüş olsaydı ve çok farklı pozisyonda olabilirdik. Veya da onların bize anlattığı gibi belki de bilecektik. Yani içeriden birisinin anlattığı şekliyle Kerbela'da orada yaşananları yaşayanların gözünden hiç duyamayacaktık belki de. Yaşatanların kendi ideolojilerini nasıl ki şu zamanda da resmi ideolojiyi dayatıyorlarsa o dönemde belki de bu ideolojiyi dayatmalarına bir fırsat olacaktı ama Zeynep Ana bu fırsatı vermedi. Eyvallah. Yani buradan sevgili Ayfer Düzdaş'la devam etmek istiyorum. Bu kadar büyük bir direniş gösteren bir kadın Kerbela'da ve 1339 yıl önce bu cesareti göstermiş, bu direnci ve inancı göstermiş. Ama biz bugün, işte o günden bugüne kadar süre gelen zamanda giderek daha az böyle sanki kadın adını zikretmeye başlıyoruz. Evet Hüseyin, eyvallah, baş tacımızdır, yolumuzun önderlerindendir. Tabii ki her zaman adını zikretmekten onur duyuyoruz ama yanında Zeynep Ana'yı da her zaman konuşmamız ve anlatmamız gerekiyor. Ne oldu da Kerbela'dan bugüne kadar kadının adı bu kadar geriye düştü? Bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Ya aslında şuradan başlamak gerekiyor. Erkek egemen zihniyetin hakim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu coğrafyada hani bu zihniyetle, bu anlayışla şekillendirilen, şekillenen bireyler haline geldik. Kadın olarak, erkek olarak biçilen roller var. İşte kadının yeri evidir, kadın çocuk doğurandır. Eşine evde hizmet edendir. Mantık biraz bu aslında. Hani aslında egemen sistemin yaratmaya çalıştığı, eve kapatmaya çalıştığı, yok saydığı kadın tiplemesi aynen dediğimiz bu şekilde. Yani hani bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunun için aslında yani hani cem evlerine değinmek istiyorum bu noktada. Tabii. Alevi kurumlarına değinmek istiyorum. Çünkü onlar hani toplumun öncü kurumları, toplumun önde gelen kurumları ve insanların birebir gözlerinin hemen direkt gözlerini döndükleri ve hani
çözüm anlamında kendilerine öncülük olarak, yani öncülük yapmalarını istedikleri mekanlar oralar. Ve hani kadın mesela, kadın Alevilikte kadın dediğimiz zaman, hani bizim analarımız, dedelerimiz bize mesela hani sohbetlerde şunu derlerdi: Alevilikte kadın eşittir yoldur, yol eşittir kadındır. Aleviliğin Alevilikte Aleviliğin özünü kadın oluşturur. Yaşamın da zaten temelini oluşturan kadın değil midir? Yaşamın özünü kadın oluşturur. Yaşamdan kadını çekip aldığınız zaman geriye ne kalır? Gerçekten de kocaman bir hiç kalır yani. O yüzden kadını, yani hani yaşam içerisinde güç olan kadının gücünü o zaman daha da görünür kılmak gerekiyor. Özellikle o egemen sistemin yarattığı, kadın olsun erkek olsun, o erk gücü kendinde barındıran anlayışla mücadele etmek gerekiyor. İşte burada da devreye kurumlarımız giriyor. Alevi kurumları giriyor, cemevlerimiz giriyor. Yani ben kendi adıma mesela şunu görmekten üzülüyorum. Cemevlerimize gittiğimiz zaman kadının yeri mutfak olmamalı. Kadın erkek mutfakta olmalı. Sadece kadın girmemeli mutfağa. Cemlerimizde kadın erkek yan yana olmalı. Kadın o sünni geleneğin etkisiyle cemevine girdiği zaman başörtü takmak zorunda kalmamalı. Hani onun dışında yani hani şey denir ya, kadın erkek eşittir, candır, can olarak bakarız kadına. Hani cinsiyetsiz bir yaklaşım var Aleviliğin özüne de baktığımız zaman. Evet, buradan yaklaşır kadına, erkeği bir can olarak görür. Asla hani cinsiyetçi bir şekilde yaklaşmaz. O yüzden hani belki de cemevlerini bu anlamda şey yapmak gerekiyor. Hani irdelemek gerekiyor. Kadının gücünü daha çok görünür kılma adına irdelemek gerekiyor. Yani hani bugün kurumlardan bir basın açıklaması ya da cemlerde posta oturan dedeleri gördüğümüz zaman analarımızı göremiyoruz. Kadını göremiyoruz. Böyle hani bu yeterliliğe sahip, bu güce sahip, bu birikime, bilgi birikime sahip kadınlarımız yok mu? Var. Var. Yani biraz... bizdeki erkek olan Alevi dedelerin de aslında çok işine gelmiyor. Çünkü o iktidarı kendi ellerinde bulundurmak istiyorlar. Kadının orada olmasından hoşnut olmayan dedelerimiz var bizim. Bunun karşısında bence olmak gerekiyor. Bunun için mücadele etmek gerekiyor. Biraz hani bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Yani aslında yaşamın özü olan kadın, yaşamın da öznesi olmalı. Her alanda etkin olmalı. Zaten sizin de söylediğiniz gibi bu birikime, bu bilgiye sahip olan çok fazla kadın dostumuz, yoldaşımız, canımız var. Evet, çok emek veriyorlar ama mutfakta, sizin de söylediğiniz gibi sadece mutfakta değil, kurumların her aşamasında söz, yetki, karar hakkını elinde bulundurması gerekiyor. Bu anlamda da irade göstermesi gerekiyor. Aslında dedelerin veya işte oradaki kurum yöneticilerinin kadınlara yol açmasına çok da ihtiyaç yok. O yolu kadınlar açıp yan yana durabilirler. Bilmeyi bence başarabilirler. Bu anlamda da yıllardan beri mücadele veriliyor. Aslında geldiğimiz noktada tabii ki eksiklerimiz var ama çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Burayı konuşacağız biraz sonra. Tabii tabandan sizden... yukarıya doğru bir örgütlenme modeliyle, evet. Kadının kendisini o karar ve yetki mekanizmalarında görünür kılmaları gerekiyor, evet. Olmaları gerekiyor. Yani dediğim gibi mutfakta değil, arka tarafta değil. İşin öznesi. Tabii. Öznesi olmaları, aynen, gerekiyor. Eyvallah. Bir hak kelamı dinleyelim mi sizden? Olur. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Bir Maraş ezgisi. Sevgili Nesim İçmen'in söylemiş olduğu
yani günümüze kadar gelen, yani onun sesinden kaynakça o kendisi, tabii o da hani dedelerinden sanırım öğrendiği bir ezgi. Çünkü geleneksel söz müzik ona ait değil, ona ait bir ezgi. Hem Nesim'i buradan, sevgili Nesim Çimen'i analım, evet, eserini de seslendirelim. Katillerine de lanet olsun. Aynen. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Selda Ana, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Biraz önce Kerbela'daki verilen mesajları ve oradaki Zeynep Ana'nın duruşunu konuştuk. Şimdi de şu bölümle ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Kerbela'dan bugüne kadar Şiilerde Zeynep Ana'nın ve kadının yeri, duruşu ve Bektaşilerde, Ehli Haklarda, Kızılbaşlarda ve Alevilerdeki kadının duruşu arasındaki ne gibi farklılıklar var? Çünkü bugün Şii Alevilerinde mesela Zeynep Ana'ya çok büyük bir sahip çıkma eğilimi var. Onlar da çok fazla sahipleniyorlar ama Alevilikte ve Ehli Haklarda, Kızılbaşlarda Zeynep Ana'ya daha farklı bir yaklaşım söz konusu. Bu aradaki farkı bize anlatabilir misiniz? Eyvallah. İki farklı Zeynep Ana var gibi sanki. Çok doğru. Aslında iki değil, bir türevleri var. Evet. Kerbela direnişinden önce de özellikle Ali el-Mürteza'nın Muaviye'ye karşı verdiği mücadeleden sonra Ali taraftarlığı hızla halk arasında yayılmaya başlandı. Hı hı. Hatta Aleviyen ifadesi ilk kez Ali'ye inanan kadınlar anlamında kullanılır. Ali'ye inanmış kadınlar. Şimdi fakat Kerbela katliamından sonra işte Muaviye ve Yezid karşıtlığı, Yezid İslamlı, daha doğrusu Emevi kabilesine karşı Ali taraftarları ve ama aynı zamanda da Hüseyin'i hareketi diye bir hareket çıktı. Ama aynı zamanda da Fatimi hareketi diye bir hareket çıktı. Ama aynı zamanda Haseyniler adı altında, yani pek çok Tabavin olarak tanımladığımız, kendilerini bu başlıkla tanımlayan hareketler ortaya çıktı aslında. Yani o yüzden de Şiatül Ali olmak hali, yani işte Şia, bu arada Şia bildiğimiz Arapça taraftar anlamına geliyor. Yani işte mesela şimdi biz de nasıl Beşiktaş taraftar tanımlayacaksak, işte Şiatül Beşiktaş derdik mesela şeyde olsaydık, Arabistan'da olsaydık. Şimdi Şiatül Muaviye taraftarlarına karşı Şiatül Aliler, ama Kerbela katliamından sonra da pek çok hareket ortaya çıkmaya başladı o coğrafyada. Ve çok enteresandır, az önce değerli Can ifade etti, değerli Ayfer Canımız, biz eşitiz dedi. Çok doğru. O kadar doğru ki, yani dört kitabı mukaddes olarak tanımladığımız, insanın mürekkebinin değdiği, Hakk'ın kelamı olarak tanımladığımız ama insan mürekkebiyle yazılmış olan yasalar. Ama daha da önemlisi Hakk'ın kendi mürekkebiyle yazdığı komple bir bütün kainat, yani tüm bu varlık aleminde en temel şeylerden bir tanesi. Ben sizi eşit yarattım. Sizler birbirinizin eşitisiniz. Bunu kavimler için de sadece söylemiyor. İnsan, ben sizi eşit yarattım. Yani cins olarak da bir cinsiyet kavramı yok dedik ya, çok doğru. Hakk'ın nazarında da aslında bizim cinsiyetimizin hiçbir ehemmiyeti yok. Sorumlu olduğumuz hal tamamen insan olma, insan olmanın gereğini yerine getirme. Bu İslevi sürekli de böyledir aslında, geleneksel, hani gerçekten iktidarın uşağı olmamış, iktidarlar tarafından toplumun afyonuna dönüştürülmemiş inanç sistemleri içerisinde, toplum bilgisi içerisinde de halen bu böyledir. Yani ama ne yazık ki çok uzun zamandan beri Yezid'li düşünce hep vardı işte, yani Nemrut'lu düşünce hep vardı. Din birilerinin, hak da ve tanrı kavramı da işte uydurulmuş sentetik bir inanış. Tam buradan doğru da işte hani bu hareketler içerisinde şimdi hak 1400 yıl önce ortaya çıkan bir hal değil. Kainatın en birinci gününden beri var olan, dolayısıyla da bu varlık sahasında biz insan idrakıyla onu tanımlayan bir şeyiz. Mezopotamya'da da, Anadolu'da da, Asya'nın pek çok yerinde de, Arap Yarımadası'nda da şöyle anlaşılmasın. Yani üç kabile hayatlarında ilk kez putlarını yıktığı hak kavramıyla karşılaştılar diye o coğrafyada hak kavramı yaşamıyordu diye bir şey yok. İşte az önce ifade ettik, Muhammed Mustafa'nın da dahil olduğu süreyin adı İbrahim'i gelenektir. Yani hak kavramını işte üretilmiş tanrı ile gerçek anlamda tüm bir evreni yaratılmayan, yaratılamaz olan hak kavramını savunanlar zaten vardı. Şimdi bunlar arasında işte çeşitli hareketler ortaya çıkmaya başladı.
Bunlardan bir tanesi Fatimiler. Mısır'da özellikle boy gösterdiler. Fakat süreç içerisinde de İran'ı da etkilemişlerdir. İran'ı etkilemelerinin sebebi şudur. İmam Hüseyin'in eşi, yani İmam Zeynel Abidin'in annesi, İran Şahı'nın kızıdır. Dolayısıyla da hani Ehl-i Beyt geleneği ve İran ve Mısır geleneği birbirinden böyle çok aynı şeyler olarak tanımlamamak lazım aslında. Özellikle İran'ın İmam Hüseyin'e neden bu kadar fazla paye verdikleri biraz da şeyle ilgisi var aslında. Bu da başka bir iktidar savaşı değerli can. Yani işte o yüzden biz Alevilerin imameti sahip çıkma haliyle ya da ana Fatma'yı yolumuza dahil etme halimizle, Zeynep Ana'nın yolunu anlama halimizle, işte diğer İran bölgesinde yaşayan diğer işte canların ya da imamet makamına bakan o Şiatül Hüseyin'i, Şiatül Alilerin hali aynı değil aslında. Tam buradan doğru bizde kadın kadimden günümüze eşiti olarak tanımlanırken, yani hani bir, hatta biz yani bir canın iki suretiyiz aslında. İki suretiyiz. Sirette biriz, ancak iki de farklı suretimiz var, dişil ve erkek olma haliyle. Ama işte her toplum kendi örfüne uygun olarak bir hakikati, özellikle Kerbela direnişini aldı, başka bir yere getirdi. İran'daki şeyi, canlarımızın durumunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum değerli canım. Somut olarak Mısır'dakilerin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kadının ne yazık ki, işte az önce değerli Ayfercan da ifade etti, onun sözünün hani şey yapmayalım, katılıyorum, bir cümlesine katılıyorum, çok doğru tespitlerdi, işte kadının düşürülmesi. Yani kadının hak ettiği payeleri tek tek elinden alıp onu işte değersizleştirme hali. Vallahi işte bu iktidar anlayışının bir parçası. O yüzden Şiatül Ali olmak, işte Şiatül Hüseyin'i olmak en başta o kişilere şöyle bir görev veriyor. İşte sine dövüp kadın sine dövmekle yas tamamlayamıyorsun. Asıl olan şey yaşadığın yerde. Kadın, bir kadına sadece cinsiyetinden dolayı sen eşit olduğu hakkını elinden almışsan, vallahi senin durumun da Yezid'den çok farklı değil. Eyvallah. Yani hani şimdi hani eyvallah bizimle birlikte gözyaşı döküyor ama ama doğru yerinden tanımlamıyor yani hani. Hak yasasını kendi toplumunun, örfünün, geleneğinin önünde her kim tutuyorsa ona nalet olsun. Binlerce kez nalet olsun. Hak yasası hakkın kelamının üzerinde hiçbir örf, hiçbir gelenek olmamalıdır. Ya kendisi bütün kitabın mukaddeslerinde kendi mürekkebiyle yazdığı bir kainatta eşitimsiniz, eşitsiniz siz olarak tanımlıyor iki cinsiyeti. Ya da işte şey halklar arasındaki savaşlarda da öyle. Hiçbir kavmin bir diğer kavmi öteki görmeye, hiçbir dilin bir başka dili sünük olarak tanımlamaya hakkı yoktur diyor. Ama geldiğimiz yerde işte sadece Kürtçe konuştuğu için insanlar neredeyse artık hani Kürtlük artık bir nefret söylemi haline dönüşmüş durumda. Kadınlık da öyle işte. Yani hani ne yazık ki bu coğrafyada hızla oraya yani savrulmaya başladı. Kadını işte düşürmek ve düşürdükten sonra da onu her türlü zulme önce eve kapatmak. Daha sonra öldürmek. İşte bunların her bir tanesi aslında biraz Araplaştığımız, Araplaşmak demek istemiyorum, bir halkı ötekileştirmek değil. Dedik ya bir kabilenin örfü, geleneği, o şeyin, toplumun herkesini etkilememeli aslında, herkesini kastetmemeli ama Orta Doğu dediğimiz coğrafyada çok uzun zamandan beri işte düşürülmüş, aslında erkek önce kendi unuttu, unutturuldu ona, insan olduğu unutturuldu ki köle yapılsın, katil yapılsın, işte insanları aç bırakabilsin diye unutturuldu. İşte o unutmuş insan zaman içerisinde, unutmuş erkek zaman içerisinde kadını da kendi kölesi haline dönüştürme çabasına girdi. Maalesef günümüzde de bu böyle. Kadını, ne yazık ki işte sanattan, bu Anadolu değerli can. Eğitimden, her yerden, bütün alanlardan eyvallah. Kadını soyutlayıp Anadolu, Mezopotamya, Kibele'nin, hani kadının doğurmasının sadece doğurma sebebiyle çok üstün paye gördüğü, yani hani kendinden bir can çıkarıyor diye, ama aynı zamanda da kadınla erkekle işte mesela bizde Kırklar Meclisi, yani Kırklar Meclisi'nde hiç azımsanmayacak sayıda bir kadın temsiliyeti vardır yani hani.
Daha da önemli, çünkü oraya giren her bir can önce cinsiyet kimliğinden sıyrılmalı. Daha sonra da işte nefsinden sıyrılarak oraya dahil olmalıdır. İşte. Benliğinden, makamından, her şeyinden sıyrılarak. Eyvallah, her şeyinden. Şimdi böyle oluşturulmuş bir yerde temsiliyeti olan kadın, hani kendi ibadetimiz içerisinde kadının yeri bu kadar kıymetliyken, şimdi bakıyoruz bizim Alevi canlarımız içerisinde de hızla şey var, cinayetler artmaya başladı. Şiddet artmaya başladı. Evet. Hem fiziki hem psikolojik. Hem ekonomik şiddetin bütün türleri aslında maalesef ki Aleviler içerisinde de artmaya başladı. Çünkü bu sistemin içinde yaşıyoruz. Ve sistem maalesef ki bütün diğer halkları da ya da kimlikleri etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Bunun çözümü ne olabilir? Yani çok kısa ne yapmak lazım? Yani bu sistemden sıyrılmak için, özümüze dönmek için hem kadına bakış açısından hem de inancı özüne göre yaşamak açısından neler yapılabilir? Programımızın da sonuna geliyoruz ama önerilerinizi çok önemsiyorum. Kısaca bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Bunu tek başıma buradan söz üretemem. İşte bu konuyla ilgili biliyorsunuz Cem olma hali şu manaya gelir. Herhangi derdimizi dökme, meydana getirme ve hep birlikte bir çözüm arama hali. Cem hali budur. Yani Cemler aynı Cem vesaire hani geçmeden önce, Hakk'ı zikretmeden önce yaptığımız önemli şey razılaşma aslında. Cemler oluşturulması lazım. Kendimizi dara çekmemiz lazım hep diyoruz ya. Vallahi artık kendimizi bir dara çekmemiz lazım. Keza özde bir eksilme var. Yani bu az önce deminden beri saydığımız, eleştirdiğimiz o süreyin dışında kalarak binlerce, milyonlarca defa kan akıttığımız, Hakk'a kurban olarak kendi bedenimizi sunduğumuz işte bu süreyin kendisinde kendimizden kurban almaya başladık. Kendimizi kurban etmeye başladık. Hayır, işte burada bir sıkıntı var. Yol eksiliyor. Yani burada yolu anlamadığımız işte bir sıkıntı olduğu çok açık. Buradan doğru da acil işte dar cemlerinin oluşturulması lazım. Kadın nedir? Yoldaki kadına verilmesi gereken paye nedir? Daha da önemlisi sıdkilen Hakk'a bağlanmış gönlün cinsiyeti olmaz diyebilmeleri lazım. Eyvallah. Cümle pirin, cümle dedelerin. Yani bu kemaleti gösterebilecek, bu sözü de ağızlarından duyacağımız pirlere ve diliyete ihtiyacımız var gibi ve kurumlara da. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa bir cümle alayım. Sonra da bir hak kelamıyla programımızı kapatacağız sevgili Ayfer Düzdaş. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim, onur verdiniz. Teşekkür etmek istiyorum desteğinden kaynaklı. Emeğinize sağlık, eyvallah. Tamamen katılıyorum söylediklerine. Yani çok hani ciddi bir tehlike olarak ben yani hani müzikle uğraşan, sanatla uğraşan biri olarak yani bütün alanlarda kadına yönelik bir geri çekme, bir yok sayma zihniyeti çok hakim bir şekilde topluma yaygınlaştırılmaya başlandı. Aslında toplumun sosyolojik olarak sünnileştirilmeye doğru götürüldüğü, yaygınlaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden yani dediğiniz gibi acilen hani kurumların kendi içinde bir dar olma durumunun gerçekleştirilmesi gerekiyor ve onun dışında da hani neler yapılabilir bu anlamda, çünkü azımsanmayacak kadar derecede kurumlarımız var, alanlarımız var, bunun örgütlenmesi bu kadar zor değil. Cemevlerinde sohbetlerde buna yönelik sohbetler yapılabilir, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun Alevi kurumlarımız var, derneklerimiz var. Bunlar öncülük yapabilirler. Bunları belirtebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili Yol TV izleyicileri, bugün de Muharrem Muhabbetleri programının sonuna geldik. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Avruçay Ocağı'ndan sevgili Selda Güneş Ana konuğumuzdu ve sazıyla, sözüyle muhabbetimize ortak olan sevgili sanatçı dostumuz, her daim yanımızda olan sevgili Ayfer Düzdaş ve bağlamada Eren arkadaşımız stüdyomuzdaydı. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün Yas-ı Kerbela oruçlarının 9. günüydü. Oruç tutan, lokma pay eden cümle canların oruçları kabul olsun, hizmetleri Hak Divanı'na yazılsın diyoruz. Kerbela zulme karşı direnişin adı, haksızlığa karşı hakkın, adaletin, barışın
vücut bulduğu, bu isteğin orada vücut bulduğu ve bugüne kadar devam eden bir mücadele geleneğinin adı Kerbela. Biz kadınlar olarak da Kerbela'dan bugüne kadar, kadimden bugüne kadar hakkın, barışın, adaletin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Cümle canlarla eşit, özgür bir dünyada yaşamak umuduyla sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şimdi Alper Düzdaş'tan bir hak kelamı dinleyeceğiz. Seni değil.